Merhaba değerli izleyenler, Akün Haber'e hoş geldiniz. Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1915 olaylarının 102. yılında dünden bugüne Ermeni meselesinin ele alındığı bir konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Haluk Selvi, katılımcılarla konu hakkındaki fikirlerini paylaştı. Merhaba değerli Akün TV izleyenleri. Bugün 20 Nisan Perşembe. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleşecek olan 1915 olayları ve günümüz etkileri adlı konferansı sizler için takip ediyoruz. Açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Altunkaya yaptı. Böyle önemli bir konuda ülkemizin hassas olduğu ve dış dünyada da maalesef hep maruz kaldığımız bir konuda konferans dinlemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Konferans Profesör Doktor Haluk Selvi'nin katılımı ve sunumuyla gerçekleşti. Selvi, Ermeni soykırımını kabul etmediğini, ülke dışına sevkleri yapılırken açlıktan öldüklerini söyledi. Bir kavram ilk defa uluslararası alanda 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile gelmiş. Ne diyor? Herhangi bir milletin bir grubunu, bir kısmını o millete mensup olduğu için sürmek, yok etmek, sakat bırakmak, öldürmek, soykırma, onun üzerine deneyler yapmak vesaire. Konferans sonunda Profesör Doktor Haluk Selvi'ye üniversitemiz adına teşekkür çiçeği takdim edildi. Bu yıl 20.si düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında Dünya Günü etkinlikleri Antalya'da ilkbahar ve çevre temalı fotoğraf sergisiyle başladı. Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşen açılışın ardından etkinlikler Tufandan Önce adlı eğitsel film gösterimiyle devam etti. 20.si düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri ve Dünya Günü etkinlikleri Antalya'da ilkbahar ve çevre konulu fotoğraf sergisiyle başladı. Dipa Outlet Center'ın ve Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümü öğrencilerinin katkılarıyla çekilen fotoğraflar Hukuk Fakültesi'nde sergilendi. Etkinlik sonunda Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Caner Tekin ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayhan Topuz mikrofonlarımıza konuştu. Bu hafta 22 Nisan aslında Dünya Günü olarak kabul ediliyor. Çevre alanında yapılan çalışmalara biraz dikkat çekmek anlamında, çevre duyarlılığı konusunda insanları bilinçlendirmek amacıyla Dünya Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu haftayı bir takım etkinliklerle kutlamak istedik. Bugün ilk etkinliğimizin açılışını yaptık. Dipa Outlet Center ve Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünün katkılarıyla çekilmiş fotoğrafları Hukuk Fakültesi konferans salonu fuaye alanında Cuma gününe kadar sergileyeceğiz. Bu çalışmalar, Dipo'nun yaptığı çalışmalar ödül almış fotoğraflar bulunuyor. Diğerlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci arkadaşlarımızın çektiği fotoğrafları sergiliyoruz. Baktığımız zaman burada her mevsimin ama Antalya'ya özgü görüntülerini gördük. Şimdi bak, bu görüntüler hem çevreyi hem yaşamın çeşitli kesitlerini bir arada gösterirken aynı zamanda doğanın kaybedilmemesi gereken değerlerini aynı zamanda Antalya'nın kültürüyle buluşturan çok özel resimlerle donatıldığını görüyorum ben bu serginin. Daha da önemlisi tarihle kültür, doğa iç içe bir sergi olduğunu izledim. Antalya'nın gelişmekte olan eski kareleri, eski görüntüleri, mahalleleri, oradaki kültürler, hayat, o insanların yaşam şekli doğayla nasıl bir bütünlük içerisinde olduğunu teğer bir kareyle yakalanmış. Aynı zamanda da nesnelerin zamana karşı direnişlerinin göründüğü hem siyah beyaz kareler hem de renkli kareler görüyoruz. Bu resimler çok farklı açıdan çok
ya uzak yakın her noktayı detaylandıran ve gerçekten insan duygularını Antalya ile... Akdeniz Üniversitesi Dünya Günü etkinlikleri kapsamında bir de Antalya'nın çevre bileşenleri konulu panele imza attı. Olbia salonlarında düzenlenen panel alanında uzman konuşmacıların katkılarıyla devam etti. 20. Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında düzenlenen Antalya'nın çevre bileşenleri hava, su, toprak konulu panel için Olbia salonlarındayız. Panelde Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Antalya'nın çevre bileşenleri, hava, su, toprak konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Öncelikle enerji ihtiyacımız olduğu için üretiyoruz. Enerji ihtiyacımızı biz nereden karşılıyoruz? Fosil yakıtlardan karşılıyoruz. Şimdi hava kirliliğinde en önemli milat dediğimiz olay nedir diye bakacak olursak da 1952 Londra olayı. 4 gün içerisinde 4000 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir olay. Bunun etkileri ne oldu? 4 yıl sonra işte İngiltere Temiz Hava Yasası onaylandı ve daha temiz bir ortamda herkesin yaşayabilmesi için bir yönetmelik hazırlandı. Panel sonrası konuşmacılara teşekkür belgesi verildi. Hızlı nüfus artışından dolayı konuşmacılarla kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Bunu önleyebilmek için de veya buna sorunları çözebilmek adına da iyi bir planlama ihtiyacı var. Su kaynaklarının korunması ve geleceğe yönelik artan talebi dengelemek için temiz su kaynaklarını çok ciddi bir şekilde koruma altına almamız gerekiyor. Onun dışında ikinci temel sorun da aslında işletime dair tüm su idarelerinin suyu çok daha dikkatli bir şekilde iletim noktasında kayıpları azaltıcı yönde önlemler alması gerekiyor. Bu doğrudan temiz bir suyun aslında yer altında kaybı anlamına geliyor. Genel olarak ülkemizde kentsel atık su arıtma yönetmeliği kapsamında il ve belediyeler atık su arıtma tesislerini kurmak ki atık su arıtma tesislerini kurmadan önce kanalizasyon vasıtasıyla yaşam alanlarından evlerden suyu toplamak, atık su arıtma tesislerine ulaşmasını sağlamak, atık su arıtma tesislerini kurmak ve atık su arıtma tesislerini işletmekle mükellefler. Koloidal yapılardan oluşan bir sistem aslında. Topraktaki mineralleri var, organik maddeler var. İşte toprağın kireç içeriği, pH içeriği, toprağın tekstürü vesaire bunların hepsi toprağa bir tamponlama özelliği kazandı. 20. Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin ardından Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşen törenle Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. İzliyoruz. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü verilmesine karar verilen kişi ve kuruluşlara ödüllerin takdim edileceği tören, üniversitemiz 75. yıl kreş ve çocuk kulübü 6 yaş grubu öğrencileri tarafından düzenlenen çevre koruma temsili gösterisiyle başladı. Toplam 6 dalda verilen ödüller sahiplerine takdim edildi. Diyaliz hastalığı uzun yıllardır hayatımızda. Kimileri yıllardır nakil sırası bekliyor, kimileri ise bu hastalığın çoktan kurbanı oldu. Bu hastalığı bu kadar yakından tanıyoruz ancak yeterince iyi biliyor muyuz? Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Abdimetin Sarıkaya böbrek yetmezliğini AkünHaber'e anlattı. Merhaba değerli izleyenler. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nefroloji uzmanı doçent doktor Abdimetin Sarıkaya ile böbrek yetmezliği hastalığını ve bu hastalığın tedavi yöntemlerini konuştuk. Gelin şimdi hep beraber yaptığımız bu röportaja bir göz atalım. Böbrek fonksiyonlarının %10'un altına düşmesine böbrek yetmezliği diyoruz. Eğer %60'ın altına düşerse buna kronik böbrek hastalığı diyoruz. Fakat böbrek yetmezliği tanımı kullandığımız zaman bu hastanın artık herhangi bir böbrek nakli, periton diyalizi veya hemodiyaliz gibi bir tedavi görmesi gerektiğini kastediyoruz. Böbrek yetmezliği yani böbreklerin artık
faaliyet göstermedi, %90 faaliyetini kaybettiği bir döneme deniliyor. Peki hocam, böbrek yetmezliğinden korunmak için neler yapılması gerekir? Bir tedbirsel olarak insanların aşırı kilo almamasına dikkat etmesi tabii ki şeydir, koruyucudur. Su içmesi, günlük yeterli miktarda 2 litre civarında su içmesi koruyucudur. Ancak dediğim gibi böbrek yetmezliği daha çok tansiyona ve şeker hastalığına bağlı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tansiyonun ve şekerin iyi kontrol edilmesi, yani dengeli kontrol edilmesi böbrek yetmezliğinden o insanı korumanın bir yoludur. Pekala hocam, bu hastalığın tanısı konduktan sonra uygulanabilecek tedavi yöntemleri neler midir? Tabii şimdi Türkiye'de ve tüm dünyada birinci sırada tabii böbrek nakli var. İkinci yöntem tabii hemodiyaliz. Hemodiyaliz Türkiye'de en çok yaygın olan şu anda tedavi. Yani toplam tedavilerin %70'ini oluşturuyor. Bir de periton diyalizi denilen karın bölgesine takılan bir kateter aracılığıyla sıvı alıp verme şeklinde üreyi zehirli maddeleri temizleyen bir yöntem var. Periton diyalizi. Biz burada onu da uyguluyoruz. Hocam, organ bağışından, organ naklinden bahsettiniz. Bu konuyla ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Cüzdanımızda işte organ bağış kartımızın olması lazım. O bağış kartları kişi hani Allah göstermesin bir trafik kazası veya bir beyin kanaması bir şey geçirdiğinde kişi de beyin ölümü olduğunda ama diğer organlar sağlam olduğunda kişiden çıkan kart bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla toplumda bizim yaymamız gereken şu anda şeyleri, organ bağış kartları insanların yanlarında taşımalarını sağlamak birincisi. Her zaman için organ naklinin önemini vurgulamamız lazım. Gerçekten organ. Akün TV geçtiğimiz günlerde minik konuklarını ağırladı. Cem Yuva'nın minikleri kanalımıza misafir oldu. Şimdi bu ziyaretten renkli görüntüler geliyor ekranlarınıza. Geçtiğimiz günlerde Akün TV Cem Yuva'dan gelen minikleri misafir etti. Efendim sayın seyirciler, hoş geldiniz. Bugün Akün TV ekranlarında Cem Yuva'dan değerli misafirlerimiz var. Onları ağırlamaktan şeref ve onur duyuyoruz. Minikler, Akün TV gazete manşetleri sunucusu Hanifi Bayar'la birlikte haber sundular. Miniklerin Akün TV stüdyolarında geçirdiği keyifli dakikalar kameralarımıza yansıdı. Akdeniz Üniversitesi ve Antalya'nın gündemini ekranlarınıza getirdiğimiz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yepyeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.